Merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark Orbit'e Putus etkinliği geldi. Birazcık size ondan bahsedeceğim. Nasıl olduğunu anlatacağım. İşte oyun içinde ne gibi e, yenilikler geldi vesaire carcurt onlara bakacağız. E, öncelikle oyun içine bir bakalım neler geldi vesaire onları göstereyim öncelikle size. E, öncelikle oyuna X1 haritasına ve X8 haritasına bir kapı eklendi. O böyle ortasında bir kapı var e, haritaların. X1'deki kolay. E, X8'deki ise normal olarak geçiyor kapı. E Potus müsabakasının kapıları bunlar. Onun dışında şu yukarıya baktığımız zaman buraya iki tane şey geldi. Birisi hedef, birisi de Potus müsabakası diye bir şey geldi. bu Potus müsabakasında burada işte skorlarınızı görebiliyorsunuz. Kaçıncı sıraya girerseniz ne kadar ödül alabildi, ne ödüller alabildiğinizi görebiliyorsunuz burada. Ki ödülleri gayet iyi ödüller. Hani siz de bakabilirsiniz buradan. Burada, burada rekorlarınızı görebiliyorsunuz. Ama normal yani x8 haritasındaki şeyi alıyorlar burada skorlarınızı alıyorlar. Yani x1'dekini bitirdiğinizde bir şey olmuyor. Ama x8'dekini bitirdiğinizde sizin burada skorunuzu vesaire görebiliyorsunuz. Görünümde de burada müsabaka şu anda açık. Kapanmasına 16 saat var gibi şeyleri görebilirsiniz. Onun dışında hedefler geldi. Hedeflerde de öyle ne var? e, ee, şu ne yepyeni Nobles Zephyr'i gemi tasarımı ve Nobilis G Champion pet tasarımına sahip ee, bir de kararsız modül alacağız diyor. Burada ne NPC'lere hasar ver hasar al işte hedef tamamla putus boss imha et putusun kapısına girdiğinizdeki içerideki artıklardan kes falan filan. Burada hedefler var bunlara da teker teker bakabilirsiniz. Şimdi ise size birazcık şuradan bahsedeceğim. Ee, tam ekran yapalım bunu. Şimdi X8 haritasındaki oyuncular tarafından mümkün olduğunca hızlı tamamlaması gereken özel bir kapı diyor. Yani e, tabi bu sizin skorunuza bağlı. İşte ne kadar hızlı tamamlarsanız o kadar iyi skor alırsınız. jar olayları var. E, şurada önemli okuyalım. Ha, bir de bu kapıyı her gün bir kere yapabiliyorsunuz. Ya da normali de aynı şekilde. Kolayı da aynı şekilde bir kere yapabiliyorsunuz. Yani e, ben kolayı yaptım diyelim. Normalde sonraki güne yapmak zorundayım. Ya da işte... Gücüm yetmiyorsa sürekli kolayı yapmak zorundayım. Tarzı bakabiliriz. Zaten kapıları yapmaya çalışacağım. Kolayı yapacağız. Ee, normalde bakacağız yapabilirsek. Yapacağız videosu gelecek yakında. Yarın falan ya da... Aynen yarın gelir büyük ihtimalle. Ee, aynen bakın. Günlük resetleniyor. 5 dakika kaldığında girilmiyor. Ee, reset sırasında kapının içindeyse ilerlemesi kayboluyor. Ee, birinci dalgaya döner ve tekrar açılır diyor. 5 ee, hakkı var. Beş kere içeride büyük ihtimal patlayabiliyorsunuz. Beş yani canınız var. Ee, aynen. Mevcut gün. Aynen aynen. Kolay veya normali bitirdiğinde diğerlerine giremiyorsunuz. Yani zaten iki kapı var. Kolaya gitsem normale giremem. Normale gitsem kolaya giremem gibi düşünebilirsiniz. İşte farklı farklı NPC'ler var. Farklı dalgalar var. Eskiden de bu kapıyı yapmıştık zaten. Şimdi yeni neler eklendi onlara bakacağız. Yaratıkların falan burada ee, canları hasarları charturda yazıyor. Mesela Jotelo, Kot Kot aynen. Dunjik, ben buna Dunjik diyorum. Lekleon, Natalnep ve Plutus Bosu geliyor burada. Canları vesaire yazıyor. E, o kadar yüksek canlı bir yaratık yok. Yani 5 milyon bir Bosu güçlü. 20 bin vuruyor. Hızı düşük, menzili düşük yani. Ve güzel bence. Yaratıklar o kadar güçlü değil. Yaratıklar hani bakın burada teker teker tiplerini de görebilirsiniz. Bunları daha iyileştirmişler. Eskiden kötüydü bunlar. Ödülleri yazıyor. 40 Uri, 90 Uri, 128, 200, 575, 5000 Uri ve ödül paketi verebiliyor Plutus boss'u. Ödül paketinde neler var onlara bir bakalım. Ee, şurayı bir okuyalım. Oyun amacı etrafındaki inilmezlik kalkanının her bir ucuna yerleşen 4 tarih tarafından korunan boss Plutus'u yenmektir. Bütün tarihler yok edildiğinde savaşın sonraki aşaması başlar. Plutus boss savaşı. Plutus artık böyle dokunulmazlık halkına sahip değil ve siper alınması e, gerektiren büyük bir saldırıya hazırlanır. Vesaire. Yani bu ney? Hani ZT kapısında e, büyük artık var, Ether artıklar yaratıklar cahçurt var ya. Bunda da e, ne var? Tarıtlar var ve tarıtları yok ettikten sonra da artık şey yapabiliyorsunuz yani yaratığa vurabiliyorsunuz. Yemi, yemi tasarımı geldi. Nobilis diye. Pet tasarımı geldi bu ikisinden. Zaten hedeflerde de görmüştük. Hedefler tamamlayınca bunları alabiliyorsunuz. Etkinlik sıralama ödülleri var. Onlara siz bakabilirsiniz. Oyun içinden de bakabilirsiniz ama çok iyi şeyler veriyorlar yani. Onun içinde başarılar var. Müsabaka şampiyonu işte ne kadar büyük olurlarsa, öldürülmesi o kadar zevkli olur vesaire. Burada bir sürü şey var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ee, bakalım. Ha, yeni şey e, ne geldi? Modülü kararsız modül geldi. Yani yeni şeyler çıkarabiliyorsunuz. Bakın baya bir oran var burada. Şu DP güzelmiş ha. Ben ise 25 DP çıkarsam tadından yenmez. Çok iyi olur. Buradan bunlara da bakabilirsiniz. E, anahtarlarla ne kadar takas yapabileceğiniz vesaire yazıyor burada. Emateniz 250 anahtarlık savaş bir tanıtına sınır vardır. Savaş meydanı. Ha, okey. 250 tane savaş anahtarı, bileti, şeysi yapabiliyoruz. Ee, savaş bileti ganimet kutuları var burada. Bunlara da bakabilirsiniz. Ee, savaş bileti ganimet kutuları açabileceksiniz diyor. 2x ve xx arasında savaş hmm. Neler varmış şimdi? Ee, şöyle bakalım. %1 şansla kararsız modüller çıkabiliyor. 50 ekstra enerji var. 5 ganimet anahtarı vesaire. Nobilis gemi tasarımları var düşük bir şansla. Hurdalar var en yüksek şansla. A, cephanesi. Onun dışında ekstra enerji günlük dosya ve ganimet anahtarları. Gayet güzel. Başka da etkinlikte artık anlatacağımız bir şey kalmadı. Savaş biletini ben almayı düşünüyorum şahsen. Hem kutu açılımı da yaparız. Güzel olur yani. Ama birazcık uridium'a vesaire ihtiyacım var. Bakacağız artık duruma göre bu kapıyı tamamlayacağım ben. Ee, kolayını tamamlayacağız. Bir de şu şeyi göremedik. Ee, şu Plutus boss'unun içinden yüz, e, çıkan şeyi göstermediler. Ya da vardı biz mi görmedik. Bir bakalım. Şu hani e, Dur bakacağım. Şu mu yalan yoksa? Bu da değil. Allah Allah. Bilmiyorum. Şu an gözükmüyor. Hani şu ödül paketi. Aşağıya bakın yazmışlar ama. Burada mı yazıyor? Yo. Onu göremedim. Ama önceki ödül paketleriyle aynı olduğunu düşünüyorum. Ee, oyun içine baktığımızda da şuradan bir yeni bağlanalım. Yeniden bağlanalım. Hedeflere kısaca bir bakalım. Ardından da videomuzun sonuna gelelim. Orada Agatus etkinliği de var şu anda. Yani oyun güzel. Oyunu e, bu aralar oynayabilirsiniz. Şimdi hasar vermemiz gereken şeyler var. Aynen hasar vuracağız. Hedef tamamlayacağız. Pultus boss'u imha edeceğiz. Ee, Pultus boss'a hasar vereceğiz. 8 kere daha imha edeceğiz. X4 kullanacağız. 35 bin. NPC'lere hasar ver. Pultus haritalarında diyor. Declion, Jotelo hasara uğra. Ee, Pultus boss'a vur. Pultus Bosim imha et. Yani etkinliğin Savaş biletini tamamlayabilir miyim bilmiyorum. Ee, Şeyler basit bazı şeyler basit ama putus boss'lar falan filan var. O 12 tanesi öldürmek bilmiyorum. Yani her bir kapıda eğer bir tane ise. Ha bu arada etkinlik kaç gün onu da hemen şöyle e, en yukarıya çıkalım. 15 Temmuz'da 29 Temmuz arasında olacak. Yani 14 gün boyunca bunu oynayabilirsiniz. Bu kapılara girebilirsiniz. Yani 14 gün 12 günü boyunca kapıyı bitirmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Olsun deneriz yaparız. Bilet alalım. Bilet karlı mı onlara bir bakalım diyelim. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.